Cengiz Bozkurt, Melis Birkan ve Tolga Çevik. Komedi filmlerinin aranan üçlüsü bu kez ters köşe yaptı ve çok çok konuşulacak bir duygusal film için bir araya geldi. Film drama olsa da basın toplantısında kahkahalar havada uçuştu. Filmde oğlu ve kızıyla birlikte rol alan Tolga Çevik, bakın nasıl ortalığı karıştırdı. Ben de çok etkilendim çünkü iki kız babasıyım. Annem beni bu kadar çok seviyorsa neden hiç görmeye gelmedi baba? Türkiye'yi güldüren adam Tolga Çevik bu kez duygulandırdı. Zaten tek aşk bence baba kız aşkı. Ünlü oyuncu rol aldığı filmin yönetmeninden ne istedi? Biz de zaten aşık olmuştuk bu hikayeye. Ama bir tek şartımız vardı. Tecrübeli oyuncu Cengiz Bozkurt neden şaşırdı? Galiba yine beceremedim. Sen Benim Her Şeyimsin filminin kamera arkasında yaşananlar ve oyuncularından çok özel açıklamalar Magazin 8'de. Filmin senaryosunu da yazan ünlü yönetmen Tolga Örnek, sözü alan ilk isim oldu ama Tolga Çevik'in müdahalesiyle film bir anda koptu. Arkadaşlık hikayesi, anne kız hikayesi, çok farklı yönleri olan... Cengiz abinin bambaşka bir hikayesi. Cengiz, arkadaşlık hikayesi dedim. Toparlayacağım şimdi. Dağıttın ya. Çok iyi, oraya iyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Araya gelelim. Tolga Çevik'in canlandırdığı Sedat karakteri pek çok korkusu olan, korkularıyla yüzleşmek yerine hep kaçmayı tercih eden bir adam. Ama bir gün kapısı çalınır ve en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Senin kızın. Nasıl benim kızım yok ya? Ben taksiyle geldim de buraya. 50 lira bozuk varsa sende. 50 lira bozuk değil mi? Tüm para o ya. Annen seni burada böyle bırakıp gitmiş olamaz değil mi? Artık bir kızı olan Sedat, korkularıyla yüzleşmek için dublör olmaya karar verir. Ne oldu baba? Korktun mu? Yok yavrum, ne korkması ya? Sahne 68'de çıkar kamera. Oyun. Ama baba kızın masal gibi hayatı Pınar'ın, yani Melis Birkan'ın yeniden ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Duygu'yu alacaklar benden, hissediyorum. Oğlum niye alsınlar ya? Senden iyi babam bulacaklar. Filmde en zorlanan isim bir film yapımcısını canlandıran Cengiz Bozkurt olmuş. Ben aslında ciddi bir karakter oynamaya çalıştım ama galiba yine beceremedim. Becermişim. Başkasıyla anlaştık, çok güzel hallettik. Cengiz Bozkurt için bu filmin yeri ayrı. Bakın neden. Okuduğumda ben de çok etkilendim çünkü iki kız babasıyım. Üçüncü kız geliyor hatta iki ay sonra. İşte yani bir baba kız hikayesi tabii ki duygulandırıyor, yani hepimizi duygulandırıyor. Tolga Çevik bu filmde iki çocuğuyla birlikte oynadı. Tan Çevik babası Tolga Çevik'in çocukluğunu canlandırdı. Babam korkularımı yenmem için her şeyi denedi. Tuna Çevik ise babasıyla birlikte başrolü paylaştı. Tolga Çevik ve kızı Beyaz Perde'de de baba kız oldular. Annem beni bu kadar çok seviyorsa neden hiç görmeye gelmedi baba? Tuna filme geldiğinde ilk sahnesinde Tolga Çevik'in kızı olarak geldi. İlk sahnesinin çekiminin sonunda artık Tuna Çevik'ti. Oyuncumuz Tuna Çevik. Anne... Mikrofonları Tolga Çevik'e uzattık. Duygusal bir konuşma beklerken bakın ünlü komedyen lafa nasıl girdi. Valla işte ben seneye emekli olacağım için artık çocukları yani 3-5 damlarsa ne iyiydi. Bu film senaryosu önüne geldiğinde tek bir şartı varmış Tolga Çevik'in. Biz de zaten aşık olmuştuk bu hikayeye. Ama bir tek şartımız vardı, kızım ve oğlumla oynarsam diye. Oğlum da benim gençliğimi oynadı çünkü. Çocukluğumu oynadı. Ay'a giden ilk Türk astronot benim annem. Annesinin ne olduğunu sorabilir miyim? Taksinin parasını ödemeye gitti. Tuna güzel oynadığını düşünüyorum. Tan küçük bir periyotta oynadı filmde. Fakat çok enteresan işler yaptı. Babam korkularımı yenmem için her şeyi denedi. Ama başaramadı. Tam gülmekten gözlerden yaş gelirken bu kez Tolga Çevik duygusallaştırdı. Kızından söz ederken gözleri doldu. Yani bir erkeğin ne kadar erkek olduğunu, hani erkek dediğimiz cümle var ya, kelime var ya, ne kadar erkek olduğunu ve ne kadar erkek olabileceğinin kanıtı kızı aslında. Yani kızından testi geçerse o kadar erkek olabiliyor bir insan. Bırakma beni baba. Yaşayamam ben sensiz. Bir baba kız aşkı mı dendi?
Zaten tek aşk bence baba kız aşkı. Yani onun ötesindekiler değişik sevgiler. Son bir hatırlatma. Sen benim her şeyimsin. 9 Aralık'ta vizyonda. Çok güleceksiniz, çok ağlayacaksınız. Diyeceksiniz ki aynı günde ne mutlu hem gülüp hem ağlayabildim. Duygu'ya anne olacak bir oyuncu bulman lazım. Hoş geldiniz. Adınız? Hasan.